vefat etti. İşte Baba Bush vefat etti. Burası önemli. Tabii. Tüm Türkiye'nin bildiği işte eskiler Birinci Körfez Savaşı'nın mimarı olarak bilen, bilinen George Bush'un babası ve bu çok önemli bir vefattı Amerika için. Neden Bush'un olması, ölmesi önemli hocam? Çünkü bu yaşlı da 90 kralı, üzerinde yaşı. Gizli kralıydı Bush ailesi. Amerika'nın gizli kralı. Tabii. Amerikan devletinin, bakın Afganistan'a girenler onlar. 11 Eylül saldırısı da oğul, Irak savaşı, Körfez savaşı. Yani Amerika'da son 30 yılda Orta Doğu'dan tutun başka yere kadar şekillendiren ve Amerika'nın rotasını belirleyen, bakın sonradan gelenler hala bunları düzeltmeye çalışıyorlar. Hala aynı rotada gitmeye çalışıyorlar. Bir karar verildi. 90 yılında işte efendim 2002'de 11 Eylül saldırı. Bunlar Bush ailesiydi. Hem babası hem oğlu. Şimdi şurada onu hatırlatayım. Bush, yani oğul Bush, 11 Eylül saldırılarının ardından Haçlı seferini başlatmalıyız diyen kişidir. Tabii. Onu söyleyelim. Haçlı seferi dedi açıkça. Tabii. Afganistan'da, Irak'ta, yani bu işte bu savaşı başlatan kişilerdir. Bakın ben tabii ki kötü bir şey bir yorum, çünkü vefat etmiş insanlar, bir yorumda bulunmam. Onların hesabı Allah'a aittir. Yani Allah hüküm verecektir. İyi veya kötü, onu bilemeyiz. Hangi gerekçelerle kim ne yaptı, ama maalesef Orta Doğu bugün kan içinde. Ya bu çok üzücü. Hala Afganistan'da her adım başı sakat insan görüyorsunuz. Evet. Kolu bacağı olmayan insanlar. Mayın mağdurları. Oradan buradan sürekli uzuvlarını kaybetmiş. Kolunu, yani bacağını. Yani diyorsunuz ki bu suikastlar 2 Rus milyon insan istihbaratı, öldü CIA'nin eski başkanı, Vietnam devlet başkanı, Baba Bush. Başka var mı hocam suikast? Daha çok var. Bakın daha sayacağım. Suikast demeyelim de bunlar şaşırtıcı ölümler. Beklenmeyen. Bush'un ölümünün ertesi günü Belçika'nın, yani devletin kasası gibi görülen Frere öldü. Frere. Pek tanımıyoruz ama. İnternetten yazsınlar, Belçikalılar ve Avrupalılar çok iyi bilir bu ismi. Yani oranın en zengin kişisi Belçika'nın. 10 milyar dolar serveti var. Petrol işte uluslararası sistemin bir parçası. Avrupa'daki ana ayağı belki de. Ve çok enteresandır. Fransa'daki gösterilerin olduğu günlerde bakın o da vefat etti. Fransa, Belçika iç içe ülkelerdir. Evet. Belçika'ya gideceğiz, Fransızca konuşulduğunu görürsünüz. Farklı diller de var ama. Şimdi Bush'un ölümünün aynı günü Amerika'nın donanma komutanı öldü. Ölü bulundu odasında. Ya, bu da üzücü bir olay. Tabii bir insanın ölmesi, ama bunların hepsi çok şaşırtıcı. Bahreyn'de Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük deniz filosunun komutanı. Yani Amerikan ordusunun ana adamı. Belki saysanız 5-10 kişi, o kişilerden birisi. Yani şu an peş peşe 5-6 sıralı ölüm ya da suikast girişimi saydınız. Şimdi bunlar, ne ifade ediyor hocam? Tabii. Bakın daha bitmedi. Dün gece yine Amerika'nın yine oradaki filo komutanlarından birisi öldü bir uçak kazasında. 7 askerini kaybetti, üst düzey subaylar. Amerika, Japonya'daki bir uçak kazasında, iki uçağın çarpışmasında. Hayden'i saydık, CIA ve NSA'nin eski başkanı. Evet. Vietnam devlet başkanını saydık. Frere'yi saydık, Belçika'nın en zengin kişisi. Hatta belki de o da Belçika'nın derin devletiydi, yani bilemediğimiz bir şey vardı. Belki acaba Fransa olaylarıyla, Paris'teki olaylarla bir şeyi var mıydı, bilgisi var mıydı, bunları tabii bilemem yani. Onu istihbaratçılar bilir. Bizim uzmanlık alanımız değil. GRU dedik. Amerikan devlet başkanının vefatı Amerika açısından tarihi bir olay. Neyi diyeceksiniz? 30 gün yas ilan edildi. Türkiye Bey, 30 gün 30 bayrakları, gün Baba Bush'un ölümü için tabii, yani yas ilan edildi. Bayraklar yarıda 30 gün boyunca. Yas ilan edildi derken bayraklar yarıya. Yarıda. Yani siz hangi ülkede bir liderin ölümüyle 30 gün bayraklar yarıda tutulur? Resmi tatil ilan edildi işte dün. Hı hı. Dün resmi tatildi Amerika'da. Bankalar, her şey kapandı. Yani bu zaten gizli devletin ana adamı olduğunu kanıtlıyor. Yani bu olan bir tane. Öyle ki Trump neredeyse bu G20 zirvesi, tüm ülkeler katıldı ya hafta sonunda. Evet. Onu neredeyse bırakıp gidecekti yani. Basın açıklaması bile iptal etti. Peki hocam, bu ölümler... Bush'un ölümünden dolayı. Ne?